Ağızka bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti. Merhaba arkadaşlar. Bir Ağızkalı olarak Ağızkalı'nın adetlerini, yemeklerini anlatmak isterdim. Fakat ne yazık ki Ağızkalıları tanımayanlar var. Ve bu yüzden öncelikle Ağızkalı'nın ne olduğunu, nerede olduğunu, Ağızkalıların kimler olduğunu anlatmak için bir video çekmek istedim. Ve bugünkü misafirimiz Saniye Ana. Öncelikle onu tanıyalım. Saniye hala, biraz kendinizi tanıdın. Kimsiz, nerelisiz, kimlerdensiz? Ben Ukrayna'dan geldim. Sarğızeli'yim, köyüm Sarğızeli, adım Saniye. Hala şimdi Sarğızeli'yim dedi. Sarğızı nerenin köyüdür, nereydir? Sarğızı Ağızka köyüdür. Ağızkalılar Osmanlı'dan gelen Türk milletidir. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Ağızkalılar Edirne Anlaşması'na kadar Türkiye'deydi. Daha sonra Gürcistan'da ikamet etmeye başlayan Ağızkalılar 1944 yılında 14 Kasım'da Joseph Stalin tarafından Orta Asya'ya sürgün edildikten sonra dünyanın her tarafında sürgün edilmişlerdir. Anam 91 yaşında Kavkaz'dan yaşıyordu, 91 yaşındadır. O başına geçenleri hep böyle söylüyordu, böyle böyle olduk deyip. 44. yıl Özbekistan'a gelindi, çok şenlik telef oldu, bu özler de gelmedi, az susuz kıynaldılar. Özbekistan'da yaşadık, vetenimizde onda yaşadık. 89. yıl gene sürgün edildiler. Sürgün olduk. Her kirş her tarafa dağıldı. Sağ olsun Türkiye, gene Türkiye kabul etti bizim şenliği. Her kişi bir araya yığıyor. Başbakanımızdan da Allah razı olsun. Bizlere, Türk halkına sahipluk ediyor. Geride kalanları da hepsini getirmesini istiyoruz. Bizim Türk şeylerimiz yitmesin, Türk adetlerimiz. İşte Gürcistan'da gece vaktinde geldiler, şimdi sürgün etmeye, hiçbir şeylerini ulaştıramadılar. Her şeyi bırakıp geldiler. Anam söylüyordu ki, anam nenem söylüyordular ki, böyle hiç iyi gün vermiyordular. Gece okumuşsa okulan vakitte de her yeri koruyordular, pencereleri, kapıları ki görseler bizlere iyi gün vermezlerdi. Böyle ağır günler görüyordular. Sonra Özbekistan'a geldik. Özbekistan'da da böyle yaşadık, normalde yaşadık. Gene bunlar da bize ayağa kalktılar. Gene buralara gelmek nasip etti, buralara geldik. Gürcüler Kur'an okumaza, dininizi yaşamaza demek ki izin vermiyordular. Hiç izin vermiyordular. Kapıları kilitliyordular, pencere mencere örtüp öyle Kur'an buran ile okuluyordu. Hiç izin yok idi başka bir şeylere. Camiler var mıydı? Camiler var. Onda haberiniz var mı? Ana zağına diyer miydi? Camiler de var ama oraya da gelen gelirdi, gitmeyene de işte bile. Özbekistan'da geldik ki iyi yaşadık. Kisme bir şey demiyordu. Sonraki böyle karışıklık oldu. Herkes, bacı, kardeş, her can, ciger, hepsi her tarafa dağıldı. Her tarafa dağıldı. Bacı, kardeşleriniz nerede yaşıyordu? Hep biz bir araya toplanamadız mı? Toplanamadık. Biri Rusya'ya gitti, öbürü Özbekistan'da, Gürcistan'da gitti. Kimileri o yani bir yana can, ciger, hep dağıldılar. Gene Allah'a şükür aşındı. Gene bir araya yığılmak nasip etsin, bir araya herkes yığılsın. Peki şimdi Ukrayna'da yaşıyorum dediniz, oradan misafirliğe Türkiye'ye gelmişiz, orada hayatı nasıl geçiyor, adetleriz nasıldır? Onda da hayatımız iyi düzgün görüyoruz ama belki kendi milletin, kendi vatanın ayrı oluyor. Çok da iyi olsun, belki buraya herkes yığılması şart. Ona sebep can ciger hepsi bir ara Türkiye'de olsa, yani öz vataninde ile yaşayırsın. Bizler de onda bir şey demiyorlar, Ukrayna'da iyi tut yerler, bak yerler bunlar geçse biz boş kalacağız. Onlar çok azlıktır, ne ki var bizim şenliktir. Bayramlarda bile gene çocuklara gelir ki bayram kılıyorlar, gidiyorlar ondan sonra okulu başlıyorlar. O vaktaça işgalalarda izindir ki bayramlarını etsinler, kendi urf adetlerini. Bayram tatili veriyorlar. Bayram tatili veriyorlar. Ara ara bizim dillerimizi de, bizim Türk dillerinden de ile şey diyorlar,
müzikalar koyuyorlar, oyun ediyorlar. Şarkılar. Şarkılar diyorlar, sarın diyorlar. Böyle kızlarımız hepsi gidip onda irtimas ediyorlar, onda şarkılar ediyorlar. Televizyonlara çekiliyorlar kızlarımız. Hepsi ama ben bir kendi vatanın, kendi vatanın. Kaç yaşa gelsin de bu vatanında olman şart. Şimdi siz dediniz ki Gürcistan'da dinimizi yaşamamıza izin vermemişler anazın anlattığı kadarıyla. Sonra ama Özbekistan'da da iyi güzel yaşadık ama birden sürgün edildik dediniz. Ukrayna'da dininizi yaşamaya izin verirler mi? Hristiyan milletidir, Hristiyan ülkesidir. Şimdi bayramlarımızı iyi güzel yaşayırmışız ama ilk geldiklerimizde neler çektiniz? İlk geldiğimizde de öyle bizlere hor bakıyordular ama baktılar ki bunlar Müslümandır, misal kendi yolunda geziyorlar, ekiyoruz, ekeceğimizi işliyoruz, herkes başına gelir, kendi işini görüyor. Daha bizlere bir şey demiyorlar, herkes kendi arabasını çekiyor. Saniye Nene, biraz adetlerinizden anladın. Bizim adetlerimiz, yine hala bu adetlerimiz devam ediyoruz. Bayram oluyor, sofralar düzüyoruz, gelen giden Allah razı olsun, esir olmuyor, geliyorlar, Kur'an okuyorlar, her sofraya giden de yer içir, halalı hoş olsun, geliyorlar. Hiçbir vakit öyle şey kalmamış yok. Çocuklara Kur'an dersleri ediyorlar, camide karıları ayrı, adamları ayrı, günleri vardı. Geliyorlar, ders geçiriyorlar. Ukrayna'da olsak da. Ben eşitmiştim ki Türkiye'den oraya, Ukrayna'ya hocalar yollayırmışlar. Din dersleri veriyorlar, yurtlar vardır orada kalıp çocuklara misafir ediyorlar. Bu düz müdür? Şimdi ilerlerde başka köylerde ediyorlar da hocalarımız vardır, kendi hocalarımız da vardır. Her iş, her şey okuluyor. İleriki vaktiler yine bizlerde. Akskaller adetlerine düşkün insanlardır diyorlar. He, adetlerine düşkün insanlardır. Toylar gene vakti vaktinde oluyor. Neski ileri toylar oluyor diye. Toylarda neler oluyor? Nesil adetleriz vardır. Adetlerimiz. Toylarda gelin misal geliyor. Şimdi oturuyor, yer işiyor. Oynuyor, gülüyor, geliyorlar. Katkaleçek nedir? Onu biraz anladın. Katkaleçek gelmez. Başına gir. Takmaya. Takıyorlar üstünden. Bayağı poşu moşu ört takıyorlar. Gelin bezediyorlar. Hala gelinin dilini kesme adetimiz vardır. He, o adettir. Gelin dilini mi kesek, nişanını mı? Yani ki dilini kessen dilsiz olur diyorlar. O adetlerimiz de vardır. Köçtükten sonra sügüt olsun. He, söz yani çevirmesin. Sügüt olsun, gelin dilsiz olsun diyorlar. Gelin toy oluyor ki ondan sonra elini şenliğinden söylemiyorlar. İlası var ki yıllar söylemiyor, ilası var ki yani usuldan söyleyirler, o adetimizdir. Her şey, bir şey olacak olsa evindekilerden kaynanasına soruyor ki onu nasıl dedim, bunu nasıl dedim, ima işareyle kaynatasına geçişine söylemiyorlar. Öyle ki sesi işitilmesin. He, usuldan söyleyirler ki adettir akıl, her yerin adeti her kıl. Öyle adetlerimiz vardır. Hemen ne arıyorlar? Yani ki onu hürmet etmek kimin oluyor evin şeyinde yine. Sonra hınkalı yiyorlar sabahları, hınkalı yiyorlar. O da bizim adetlerimiz, urf adetlerimiz. Toydan sonraki gün hınkalı yapıyor, gelin he, marifetini ölçmek için. He. Baksa nasıl yemekler vardır Akskada? Bizim Akskada hınkal yapıyorlar, pilav ediyorlar, her şey yemekler pişiriyorlar. Haçapurdur, bazlamadır, çurlamadır, her yemeklerimiz var Allah'a şükür, her şeyini edip yiyor. O da Ukrayna'dan gelen şeyler Müslümanları getirdiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Kalan gene başka ülkedeki Müslümanlar da hepsini yığıştırmak nasip etsin. Herkes bir arada olsun. Her millet bir arada yığıp bir arada olmasın nasip etsin ya Rabbim. Her vakit iyi vakitlerde görüşürüz. Amin.